Emekli oluyor. Tamam diyor artık, tövbe, şimdiden sonra o kötü işleri yapmayacağım. Yapamayacağın ki zaten yani. Yaş belli bir yere gelmiş. Değil mi? Ömrün en artık bitik vaktini Allah'a veriyoruz. Dediğim gibi malın en işe yaramayanı Allah'a veriyoruz. Öbür taraftan da bakıyorsun Allah sana 3-5 çocuk vermiş. En gabisini, önünü arkasını bilmez. İsmini sorsan, değil mi? Belki de söylemekte zorlanır. Çünkü biz bunları yaşıyoruz. Bakıyorsun en zeki talebeler, en zeki öğrenciler işte dünya ilimleriyle, öbür taraftan işte şu an söylediğim gibi manzara ortada. Çocukların dinleneceği, istirahat edeceği zaman dilimini Kur'an'a ayırıyoruz. Çocuklar işte yazın gitsinler camide, bir hoca 100 talebeyi okutsun. Nasıl olacaksa bir hoca 100 talebeyi okutabilir mi ya? 1,5-2 ay zaman zarfında isimlerini bile ezberleyemez. Öyle oluyor zaten. Yani burada okuldaki sınıf mevcutunu düşürmeye çalışırken, ya bir sınıfta 25-30 kişi olur mu diye eleştirirken, camide bir hoca 50 kişiyi okutsun bakayım, hadi bakayım. Öyle. Ama buna da şükür, ne yapalım? Yani camilerde bunların da yasaklandığı günleri biz biliyoruz. Şikayetçi değiliz. Allah daha güzelini nasip etsin. Arzu ve isteğimiz odur. Sizden de ricamız da budur. Yani ilme, İslam'a, şerata, fıkha, hadise, tefsire, ulûm-u şer'iyye değer verelim aziz kardeşlerim. Yani yaz geldi. Çocuklarımızı, bakın biz geçen bir veli ısrarla söylüyor. Hocam diyor, tam gün niye eğitim yapmıyorsunuz? Yapamıyoruz ki. Yani yazın çocuklar tam gün saat 9'da 10'da gelsinler, akşam 5'te 6'da gitsinler. Niye yapamıyoruz? Çünkü çocuk da istemiyor, veli de istemiyor. Niye? Öğleye kadar 3-4 saat ders yapacak, ondan sonra spora gidecek, maça gidecek, koşuya gidecek, gezmeye gidecek, tozmaya gidecek. Buna da şükür. Birçoğu bunu da yapmıyor. Bakıyorsun yaz geldiği vakit, ta yaz gelmeden imkanları olanlar hiç acımıyor zaten. Değil mi? Geçen bir tanesi diyor ya, lan diyor bu nasıl bir tatil ya? 10 saatimiz giderken geçti, 10 saatimiz gelirken, zaten 5 gün tatil var, ikisi yolda geçti. Niye? Tabii sen Bodrum'a, Antalya'ya tatile gidersen günün bir günü, tatilin bir günü yolda, giderken bir günü de gelirken geçiyor. İmkanı olanlar hiç acımıyor. Olmayanlar da, değil mi? İşte ne yapalım, buralarda kaldık gidemiyoruz diyor. Geçen komşuya kulak misafiri oldum, telefonla konuşuyor. Ne yapalım diyor, gidemedik diyor. Öyle içten söylüyor ki zavallı. Sanki çok büyük bir şey kaybetmiş yani. İmkanı olanlar kaçıyor. Ya tamam da bu çocuk yıl boyu Allah'ın kelamını öğrenmedi. Değil mi? Yıl sonu geldi. Onda da alıyorsun çocuğu tatil, oraya buraya götürüyorsun. Bu ilim, irfanı ne zaman öğrenecek bu çocuk? Onun için belki bugünler bunu biraz dinlendirmemiz lazım. Yani şer'i ilimler, İslami ilimler gerçekten garip kaldı. Okuyan yok. Okuyan da inanın, şimdi bakıyorsun eskiden ya bir alim çıkıyor, ya değil ki mahallesini, beldesini, ya yöreyi, değil mi? Bir Mahmud Efendi Hazretleri, bir menzil şeyhi çıkıyor. Ya bir kişi bir köyde, ya bakıyorsun memleketi adam değiştiriyor yani. Adamın elinden içki şişesini alıyor, adamın eline tesbih veriyor. Ben öyle şeyhler de gördüm yani. Adam konuşmuyor ya, bakıyorsun adamdan etkileniyorsun yani. Nerede şimdi bunlar? Bunlar yok. Ama bizim imam hatiplerimiz, ilahiyatlarımız var da var. Dünya kadar eğitim müesseselerimiz var. Eskiden bu insanların okudukları yerleri bir görsen, benim hocamın okuduğu yeri görseniz,
şu an medresenin kömürlüğü. Giriyorsun, kafanı eğiyorsun, öyle aşağı iniyorsun. Dışarıya küçücük pencereleri var. Bu insanlar buralarda eğitim görmüş, böyle kampüs falan, yüzme havuzu, halı sahası, böyle şusu busu yok yani. Bu insanlar Bodrum'da güneşin girmediği yerde güneş olmuş, insanlara yolunu, hayatını aydınlatmışlar. Nasıl olmuş? Şimdi bakıyorsun bütün imkanlarımız var. Millet, ümmet, devlet seferber ama yetişmiyor. Eski o insanlar yetişmiyor. Pakistan şairi Muhammed İkbal rahmetullahi aleyh Avrupa'ya vaaza giderken, Türkiye'den geçerken uçakta bütün milleti ayağa kaldırıyor. Ayağa kalkın diyor. Şu an Mevlana memleketinden, Türkiye'den, Konya'dan geçiyoruz. Bu Mevlana ve bunun müritleri ve bunun milleti, bu Türk halkı olmasaydı İslam Arap Yarımadası'nda hapsolur kalırdı. Bunlar sayesinde, öyle mi değil mi? Kimisi kılıcıyla, kimisi kalemiyle, kimisi kaliyle, kimisi haliyle İslam'ı adalar ötesi, ülkeler ötesi, değil mi? Ne yaptılar? Götürdüler. E şimdi bakıyorsun, öyle insanlar yetişmiyor. Ha, neden yetişmiyor? Çünkü aziz kardeşlerim, biz gereken önemi vermiyoruz. Yani çocuklarımızın alim olması, hoca olması, kanaat önderi olması çok önemlidir. Dünya bizi aldatıyor. Gerçek. Yani çocuğumuz doktor olsun, avukat olsun, hukukçu olsun, mimar olsun, tamam olsun, bir şey demiyorum. Bunlar lazım şeyler. Yani biz hasta olduğumuz vakit doktora gidiyoruz yani, ha. Sadece Fatiha okuyup üzerimize üfleyip de iyileşmiyoruz yani. Dişin ağrıdığı vakit değil mi? Yani başın ağrıdığı vakit, karnın ağrıdığı vakit biz doktora gidiyoruz. Ama şu var. Ne var? Bir şeyin yokluğu hissediliyorsa o şey çok değerlidir. Şu anda da ticari hayatta da böyle değil midir? Bir şey azalınca değerli olmuyor mu? Şimdi kardeşim, bu toplumda bu bahsettiklerim çok. Yani hatta yarış halindeler. Türkiye'de işte ben yüksek puanı alayım, şu üniversiteye gireyim falan, bir yarış var. Ama İslami ilimler garip. Şimdi adamın başına bir hal geliyor, kavga ediyor hanıma, bir söz söylüyor. La şimdi bu hanımı ben boşadım mı, boşamadım mı? Bunu öğrenmek için şöyle Gebze'yi dolaşsa kaç tane hoca buna fetva verir bilmiyorum. Ya yok. Ciddi diyorum, yok. Niye talak bahsini şöyle okuyup baştan sona Arapça kaynaklarıyla beraber inceleyen, araştıran, bu talak bayindir, işte ricidir, bayini beyneti suradır, kübradır, fasıllarıyla beraber ya inceleyen kaç kişi var? Niye? Çünkü bu işlere önem vermiyoruz aziz kardeşim. Ondan sonra kendi kendimize, değil mi, dizlerimizi dövüyoruz, ahvah ediyoruz. Kardeş, şimdi diyoruz ya işte, efendim bak İsrail'in yaptığı zulme. Adam ne yaptı? Bakıyorsun İsrail ürünlerini marketlerde %50 indirdi. Bir alana bir bedava. Hurra, bir marketler boşandı. Heh, bak bizim Müslümanlığımız bu kadar işte. Gördün değil mi? Kardeş, herkes layık olduğu şekliyle yöneltilir. Biz aziz kardeşlerim, ilk önce davamıza kendimiz sahip çıkacağız. Neyle sahip çıkacaksın? Neyle sahip çıkabiliyorsan. Bu dava Peygamber aleyhissalatü vesselamla başlamış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da innema ene beşeru mislüküm, ben de sizin gibi bir peygamberim demiş. Yaşamış ve vefat etmiş. Ondan sonra insanlar gene zulümata, karanlığa gark oluyorlar. İnsanın fıtratı bu. İnsanlığı
aydınlatacak, insanlara Allah'ı anlatacak, insanların yüzünü cennete çevirecek kanaat önderleri lazım. Onun için peygamber ne buyurdu? El ulema varasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ben şimdi bu sohbette bu cuma İlyas Bey'deydim. Ondan önce çocuklara hep anlatıyorum bunu talebelere. Mustafa Paşa'da vaaz ediyoruz. Ya dedim oğlum okuyun, hoca olun. Belki bugün onun karşılığı dünyalık olarak bir hocanın maaşı çok, diğer meslek bir mimarın, bir şunun bunun maaşı kadar değil ama elhamdülillah. Dediğim gibi bizden evvelki hocalarımız bu işin zerre kadar bu tarafına hiç bakmadılar yani. Mahmud Efendi Hazretleri bize ya diplomaya önem vermeyin dedi ya. Merak etmeyin dedi, Allah size rızık verecek, açık bırakmayacak. Ya kafire rızık veren Allah hafıza mı rızık vermeyecek? Elhamdülillah. Şimdi her zaman söylüyoruz. Yine onun sözüdür. Hocalar çok iyi diyorlar. Çok buluyor da çok iyi yani. Allah çok veriyor. Yani sen zayıf bir tane hoca gördün mü? Rızkı bol. Herkes hürmet ediyor, saygı gösteriyor. Ben Türkiye'de kutsal topraklar var biliyorsunuz. Neresi abi? Karstigor. Birisi İsmir diyor. Ya abi sen mi diyorsun? Ben orada ilk görev aldım. Ya Ramazan boyu millet hocayı eve davet etmek için kavga eder mi ya? Kim kimi yemek yedirmek için kavga eder ya? Liste yapmış adamlar. Benim sıramı alma diyor. Düşün yani, hoca inan toplumda çok değerli. Bak şimdi bu fakir, ben talebeler öyle diyorum, velilere de diyorum, çocuklarınızı okutun. Yani böyle bir meslek var mı ya? Şimdi sen Mustafa Paşa'da konuşuyorsun, tek bir insan konuşuyor, bütün gerisi susuyor. Belediye başkanından tut, kaymakamına kadar tut, valisine tut, esnafına tut, amirinden, memurundan, herkes susuyor mu, susmuyor mu? Bir kişi konuşuyor. O da Allah'ın ayetlerini konuştuğu için konuşuyor. Ya bir insanın değeri değil mi? Kafa yapısı, kafa içinde, kalbinin içindekilerine göredir. Şimdi bu insan Allah'ın ayetlerini ezberlemişse, bak şimdi ben size bir hadis okuyayım. Kâni yecmâ beyne racüleyn min katlâ uhud. Yani fil kabr. Buhari rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Uhud'da 70 şehit verdik. Efendimiz'e geldi sordular. Dediler ya Resulallah biz herkese özel bir kabir açamıyoruz. Bir kabir açılıyor. O kabire iki kişi konuyor. Arasına toprak konuyor. Üstü kapanıyor. Dediler ki eyyuhuma, hangisini en öne koyalım? Yekul eyyuhuma ekteru akden lil Kur'an. Bak, Efendimiz ne buyurdu? Bakın, hangisi çok Kur'an ezberlemiş? Kur'an böyle değer verir insana. Onun için aziz kardeşlerim, çocuklarımızı, ha, hocam ben gönderdim, okumadı. Tamam, torunundan bir dene. Okumadı. Yeğeninden bir dene. Okumadı. Bak ben sana söyleyeyim. Ne et et. Dünyayı kazanan değil. Bak açık konuşuyorum. Ahireti kazanan. Ya biz hocayız. Siz biz kadar bu işlerin içinde değilsiniz. Nice cenazelere katılıyoruz ya. Ya bir evlat babasının ölümüne neredeyse sevinecek ya. Niye? Araba kaldı. Daire kaldı. Dükkan kiraları kaldı. Ya böyle bir evlat olur mu? Ama öyle yetiştirdin, kusura bakma. Hep dünya olarak yetiştirdin. Yetiştirirken oğlum bak şuraya kazanırsan şu kadar maaş var ama şu şuraya kazanırsan hep para. Şu yatırımı yaparsak şu bu. Ya aziz kardeşim bak çocuğu maddeci yaparsan, her şeye madde olarak bakarsa sana da madde olarak bakar. Seni de öyle değerlendirir.
Senin yokluğun onun için varlık anlamına geliyor. Onun için aziz kardeşlerim, Allah rızası için ne edelim edelim, çocuğumuzdan değilse torunumuzdan, değilse yeğenimize, değilse yabancı birisi. Ama arkamızdan mutlaka ama mutlaka bizi hayırla yad edecek bir hafızımız, bir hocamız olsun. Kendimiz ilk önce tabii yani. İlk önce kendimiz, kendimize ilim lazım değil mi? Efendimiz kün alimen ev müteallimen ev samiyen ev muhibben diyor. Ya öğrenen ol, ya hocam benden bu geçti. Öğretici ol, o zaten hiç olmaz. Ne diyor peygamber? Ya dinleyici ol, ya da bunları seven ol. Değil mi? Ha, ve la tekun rabi'an fetel. Dördüncü olma, helak olursun. Bak, odak nokta ilim. Hep ilim etrafında dönüyor. Ya adam 30 yaşına gitmiş, 40 yaşına gitmiş. Ya bırak 30'u 40'ı, 60 yaşına gitmiş. Ya tehiyattan sonra okumayacaktı da namaz kılarken yanlışlıkla daldı, Allahümme salli okudu. Ne lazım gelir bilmez. Ben mübarek adam ya. Fatiha'dan sonra tek başına namaz kılıyor evde. Farzdan sonra zamm-ı süre okumayacaktı son iki rekatta değil mi? Okudu. Veya da zamm-ı süre okuyacaktı, okumadı. Ya en basit şeyler ya, sıradan Müslümanın bilmesi gereken şeyler. Bilmiyoruz. İnan hocalar bile bilmiyor ya. Adam oturmuş, oturacaktı son rekatta. Dört rekat kıldı. Kade-i ahire oturacak. Adam oturmadı, unuttu. Bunu yapan hoca ya. Kalkıyor. Rükû secde. Oturuyor, namaz kılıyor. Ya hocam biz 5 rekat kıldık, bir şey olmaz. 4 kılmadık, 3 kılmadık ya diyor. Bir tane fazla kıldık. Ya mübarek adam, sen tehiyyata oturmadan kalkmışsan rekatları kaça çıkardın? 5'e. 3 kılmak namazı bozar da 5 kılmak namazı bozmaz mı? O da bozar. Ama biliyor mu? Bilmiyor. Aziz kardeşim inanın bakın. Yani öyle bir cehalet içindeyiz ki. Yani bu millet, ben her zaman şunu söylüyorum. Yola çıkacak, araba kullanacak. Ben şu kadar mali durumum var, zenginim, parayı basarım, arabaya alırım, binerim, giderim. Yok, devlet ne diyor? Öyle bir şey yok. Geleceksin. Ne kadar zengin de olsan, amir de olsan, vali ehliyetsiz araba kullanabilir mi? Kullanamaz. Bakan kullanabilir mi? Kullanamaz. Devletin hangi kademesinde olursan olsun, istediğin kadar holding sahibi, zengin ol, devlet sana diyor geleceksin şuraya. Sen bu işi erbabından öğreneceksin. Bu araba nasıl sürülür? Sen ehliyet, Arapça bak. Liyakat demek. Yani gerçek diyorum. Bak şimdi adam trafiğe çıkacak. Devlet bak ne güzel kural koymuş değil mi? Ne yapacaksın diyor? Gideceksin diyor. Sen diyor bu işi öğreneceksin. Yoksa ya kendini sıkıntıya sokarsın ya karşıdaki millete. Tamam. Yani sen trafiğe, yola çıkacağın vakit ehliyet alman gerekiyor. Bu işi öğrenmen gerekiyor da. Ya adam evlenecek kardeş. Karşı cinsle alakalı hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey. Yani kadın nasıl bir varlıktır? Karşı öbür taraf için de aynı. Erkek nasıl bir varlıktır? Lan bunlar farklı cinsler. Bunlar insan görünüyor ama bunlar elma armut gibi ayrı. Anlayamazsın. Mesela erkek duygusal değil. Kadın duygusal. Çok farklı. Şimdi bunu bilmiyorsun. Allah kadına ayda 10 gün, 5 gün, 7 gün neyse yapısına göre bana kulluk yapma diyor. Kulum, ye yat, keyfine bak. İbadet istiyor mu? Ama bizim zalim koca ne istiyor? Gene hizmet istiyor. Ha. Bir de diyor ki ben bunu tanıyamadım diyor. Bu nasıl bir kadındır diyor. Bir günü bir gününe tutmuyor diyor. Tamam tanımışsın işte böyle. Yani biz karşı fıtratını bilmiyoruz. Öbür taraftan ya ne oldu diyor ya ben diyor bir söz söyledim diyor. Bizim diyor
evliliğimiz gitti mi diyor. Alırken neyle aldın? Hoca sana dedi ki bunu karı olarak kabul ettin mi? Kabul ettim diyorsun. Değil mi? Evet diyorsun, tamam bitti. Ya yabancı bir kadını en mahremin oluyor. Bir söz de oluyor değil mi bu yani? Giderken gene üç hak veriyor İslam. Alırken bakma biz hocalar işi ciddi olsun diye üç defa soruyoruz. Halbuki aldım dese, o da kabul ettim dese bitti. Ama boşamaya gelince gene kaç hak var? Üç hak var. Ama hangi sözle boşanır, hangi sözle boşanmaz inanın bilmiyoruz. Okumuyoruz çünkü. Onun için aziz kardeşlerim, yaz mevsimiyle alakalı, çocuklarımızın camiye gelmeleri, eğitim almalarıyla alakalı konuşuyoruz ama biz babaları olarak biz eğitilmemiz lazım. Yaptığımız bir işi bilerek yapmamız lazım. Ya kardeşim, sana soruyorum, kim hangi işi bilmeden yapar? Ya bir adam dükkan açacak, bilmediği bir işi yapar mı? Yapmaz. Adam müteahhitlik yapacak, yapar mı? Yapmaz. Adam pazarcılık yapacak, ya tamirhane açacak. Herkes bilerek yapıyor. Sonunda diyor ben batmayayım diyor. İflas etmeyeyim diyor, para kazanayım diyor. Ben de diyorum ki ya bilmeden cennet kazanılır mı ya? Sen nasıl biliyorsun, nasıl yapıyorsun? Ben yaptım diyor oldu. Sen yaptın oldu olur mu ya? Kusura bakma ya. Adamları şimdi Arafat'a sokmamışlar. Adamlar ihram giymişler, buradan gitmişler. Al başına iyi iş. Ne olacak? Ne yapacaksın şimdi? Bir şey bilmiyorsun. Allah'tan Diyanet'in hocaları var. Millet soruyor, soruşturuyor, ediyor en azından. Onun için ya o hocalar olmasa ne olacak? Onun için aziz kardeşler, bu memlekette cenazeyi yıkayacak hocaların kalmadığı zamanlar oldu. Tamam, diğer meslek erbabları da çok önemlidir. Ama bir çocuğun, size soruyorum, hanginiz şuna yok diyebilirsiniz ya? Allah rızası için söyleyin. Gece kalktınız, şöyle bir baktınız, oğlanın veyahut da kızın odasından çocuk abdestini almış, seccadesini sermiş, gece yarısı teheccüde Allah'ın huzuruna divan durmuş. Vallahi bütün hangi ebeveyn olursa olsun orada o manzarayı gördüğü an gözleri yaşarmaz mı? Yaşarır. Ya benim evladım kalkmış bu gece yarısı namaz kılıyor. Ümmet için gözyaşı döküyor, dua ediyor. Şimdi ama kusura bakma, bu birden olmuyor. Buna bedel ödeyeceksin. Uğraşacaksın. Çalışacaksın. Hem kendin, hiç kusura bakma, kendin namaz kılmıyorsan teheccüd kılan bir çocuk bekleme yani. Ne yapacağız? Çocuklarımızı ona göre yetiştireceğiz. Daha anne karnındayken. Bismillah. Ve izkâlet imrâtu imrâne rabbi inni nezertü leke mâ fî batni. Hanne annemiz, İmran'ın hanımı. Bakın, şuura bak. Şimdi biz Mescid-i Aksa için, Gazze için bir içecekten vazgeçemiyoruz. Öyle. Üç kuruş ucuz olunca hiç bizim için fark etmez. Hemen alıyoruz. Fedakarlık bu mu? Bak, fedakarlık ne? Kur'an'da Allah-u Teala İmran'ın hanımı Hanne annemiz bir kadın haliyle, affedersiniz, karnında çocuğuna hamile olduğunu anlayınca ne dedi? İnni nezertü leke mâ fî batni. Ya Rabbi sen şahit ol, karnımda olan çocuğu Mescid-i Aksa'ya nezrettim. Bir bardak su bile getirmesin, bana bir maaş getirmesin, kesinlikle ben bunun çilesini katlanıp büyüteceğim ve kendisi ayaklar üzerine durduğu an, o dakikadan sonra bana değil, İslam'a, Müslümanlara, Mescid-i Aksa'ya hizmet edecek. Bak, görüyor musun? Anneye bak anne. Çocuğu tamamen vakfediyor. Şimdi biz ne diyoruz? Efendim lise bitsin, üniversite bitsin, ondan sonra şunu yapsın, bunu yapsın, şunu yapsın. Şimdi bak, huzur evlerine git.
huzur evlerindekilerin çocuklarını bir araştır. Nasıl ailelerin çocuklarıdır? Size bırakıyorum yani. Sen çocuğa bak evladım. Rıda Rab fi rıda ebeveyh. Resulullah böyle buyurdu yavrum. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır diye öğrettin mi? Evladım, sen istediği kadar bilgi sahibi ol, sen cennete gireceğin vakit kapısının sağında solunda anne ve babanı bulacaksın. Onların onayı olmadan cennete giremeyeceksin. Bunları öğrettin mi? Öğretmedin. Onun için aziz kardeşlerim, Allah rızası için tekrar tekrar söylüyorum. Ne olursunuz? Bak yaz geldi, hocam ben çocuğu camiye gönderiyorum. Yazın çocuğun camide eğitimi eğitim değildir. Böyle bir eğitim yok. Bir hoca 50 kişiyi öğretemez. Böyle bir eğitim yok. Bak biz Türk'üz, Kürt'üz, Laz'ız, Çerkes'iz, şuyuz buyuz. Ama içimizde Suriyeli kardeşler yoksa biz Arap değiliz. Halbuki Kur'an için Allah ne buyuruyor? Bismillah, inna enzennahu Kur'anen Arabiyya. Biz Kur'an'ı Arapça indirdik. Bir Türk'ün, bir Kürd'ün, Arap olmayan bir milletten, ırktan olan herkesin bir hocanın önüne diz çöküp o harflerin çıkışını, baharici hurufunu, tasih hurufunu yani talim ve tecvidini almadan olmaz. Sen nereden bileceksin ki o ayn nereden çıkar, o ha nereden çıkar? Onun için ulema der ki iki ilim hocasız olmaz. Birisi talim, ikincisi fıkıh. Onun dışındakilerini sen şimdi mesela Türkiye mesela ne yapıyor? İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Teknolojik olarak bilim şu bu. Ha, öbür adam şu senede yapmış, sen de 10 senede yapıyorsun. Uğraşıyorsun, bir buluş yapıyorsun. Ama inanın sen talimi, tecvidini istediğin kadar uğraş, sen o harflerin nereden çıkacağını bilemezsin. Onun için bir hocanın önünde diz çökeceksin. O harflerin çıkışını öğreneceksin. Ha mesela bizim ilim tarihimizde öyle alimler var ki mesela İbnül Humam çok büyük bir zattır. Hem fıkıhçıdır hem usulcudur. Ama fıkıh kitapları itibar görmüştür. Usul kitapları o kadar itibar görmemiştir. Niye? Çünkü fıkıhı bir hocadan almıştır ama usulü almamıştır. Ama çok derin alimdir. Yazdığı kitaplar çok zor kitaplardır. Ama niye? Baştan sona ne olması lazım? O konuyu ve o konuyla alakalı olan diğer konuları bir hocadan görmen lazım. Onun için aziz kardeşlerim, yani mutlaka ama mutlaka çocuklarımızı ya yazın biz gönderdik. Ya, yetmez. Yetmez. Kışın da bu çocuğu takip edeceğiz. Dediğim gibi bak ne yapıyoruz? Yıl boyu en verimli vakitlerini çocuğun dünyayı kazanmasına veriyoruz. Aha en verimsiz artık çocuk yıl boyu yorulmuş, yaz gelmiş, işte tatil yapması gereken bir zamanda biz o çocuğa kalkıyoruz, İslami ilimleri öğretmeye kalkıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Kim ne kadar değer verirse o kadar değer görür. Ha ne yapacağız hocam? Sistem bu doğru. Bak şimdi imam hatiplerde devlet ne dedi? Dedi ki öğrenci velilerine ne yapın? Dilekçe verin dedi. Bir sınıf çoğunluğu çocuğunun Kur'an okumasını isterse, dilekçe verirse o sınıfa devlet Kur'an hocası koyuyor. Ama gel gör ki istenilen sayı elde edilmiyor. Sen onun bunu şikayet ediyorsun ondan sonra. Hiç kusura bakma. İlk önce biz kendimizi bir hesaba çekelim yani. Biz gereken elimizden geleni yaptık mı? Yok kardeşim. Onun için az kardeşlerim Allah rızası için. Yani herkes hoca olacak diye bir şey yok. Ama ben söylüyorum çocuklarınızı mutlaka ama mutlaka en azından güzel Kur'an okuyan. Şöyle yarın bu çocuklar
değil mi? Devletin bir yerlerine gelecekler. Haramı helalı öğret. Allah'ı peygambere öğret. Öğretemiyorsan öğreten kurumlara yönlendir. Eskiden böyle imkanlar yoktu. Biz hafızlık yapacağımız vakit dünyadan soyutlanırdık. Hiç böyle ben işte haftada bir eve geleyim, İşte cumartesi pazar evde olayım, öyle bir imkan yok. Nedir? Bir ay boyu ders yapacaksın, gurbettesin, anne babayı görmezsin, öyle bir zorluk var. Ama şimdi bak elhamdülillah devlet bir imkan koymuş. Çocuk hem okula gidiyor öğleye kadar, öğleden geliyor akşama kadar Kur'an kursunda. Ha, onu yapamıyorsan en azından dediğim gibi çocuğu evde teşvik et. Çok güzel kitaplar var. Al okut. Ya uğraşamıyoruz. Gerçekten baş etmek çok zor. Hele şu teknoloji çağında. Ya hocam öyle diyorsun ama çocukların elinden tableti, elinden telefonu alamıyoruz. Tamam. Size soruyorum. Yani evimiz Allah göstermesin yansa, ateş çocuğun odasına girse, değil mi? Çocuğu yakacak. Ya boş ver. Bir şey yapamıyoruz. Bu çocuğu buradan çıkaramıyoruz. Bu ateşten kurtaramıyoruz mu deriz? İnanın ateşten daha büyük ateş o. O onun elindeki o var ya. Ha ne yapacaksın? Onu elinden alamıyorsan o zaman onu doğru kullanmayı ona öğreteceksin. Yani insanın elinde silah olmaz mı? Olur. Onu iki şeye kullanabilir. Allah göstermesin. Kötü bir şeye de kullanır. Namusunu, canını, malını korumak için de kullanır. Yani bir insanda telefon olur mu? Olur. Bir insanda televizyon olmasın ama hadi oldu. Ya en azından kardeşim, yani sen, bizim Mahmud Efendi Hazretleri derdi ki, ben size bunu diyorum diyorsunuz ki, ya biz nasıl haberleri öğreneceğiz? Ya merak etmeyin derdi, kara haber erken gelir. Yani şimdi size soruyorum, Türkiye akşamki maçta 3-0 yenildiğini ben biliyorsam siz de biliyorsunuzdur herhalde. Bak kara haber nasıl geliyor? Millete göre değil mi? Çok kara haber bu yani. Hiç ses yok bak. Çok acayip bir belaya müptela olduk ya. Değil mi? Çıt yok. Ha. Sanki milletin evi değil mi? Barkı yıkılmış yani. Üzüntü, sessiz, sedasız. Lan bir yensek Allah göstermesin yanlışlıkla böyle bir dünya şampiyonu falan olsa var ya Türkiye. Tamam. Sanki İstanbul'u bir daha fethettik gibi böyle sokaklara dökülür millet. Ya bak. Onun için aziz kardeşlerim, Allah rızası için neye ne kadar değer verdiğimiz buradan belli oluyor. Ha ne yapalım? Bir seferberlik düzenleyelim. Kendimiz ilk önce bir şey yaşayalım. Akşamları her zaman söylüyorum. Yani çocuklarımızı alalım yanımıza. Cuma akşamları eskiden bunlar çok olurdu. Yani geçmişlerimizin ruhuna bir Yasin okuyalım. Çok sıkmadan çocukları. Dediğim gibi böyle küçük küçük kitapçıklar var yaşına göre. Bir abi vardı. Bana dedi ki hocam dedi, benim çocuk okumayı çok seviyor. Bana bir kitap tavsiye eder misin? Onu bunu adam çocuk değirmen gibi öğütüyor. Dedim ki İslam tarihi var Asım Köksal'ın 8 cilt. Bunu al dedim. Baktım bir hafta 10 gün sonra belki 15 gün sonra geldi. Hocam başka kitap var mı dedi. Ne oldu? Bitirdi dedi. Allah'ım. Hocam oturuyor gece saat 12'ye 1'e kadar. Ha, çocuğu bu şekilde sen ne yap? Yönlendir. Çocuğu hevesi varsa, kabiliyeti varsa bu şekilde yönlendir. Aziz kardeşlerim, yani gerçekten bakıyorsun, inanın yani alimler, hocalar elimizden gidiyor. Yani şimdi adam böyle akşam bir rüya görse, sabah kalksa, dese ki ben gideyim, ya şöyle bir yerde bir sohbet dinleyeyim, şöyle bir tevbe edeyim. Ya Gebze'de, İstanbul'da değil mi? Gideceği yerler, eskiden tekkeler vardı. Camilerin yanlarında kütüphaneler vardı. Şimdi Mustafa Paşa'ya git, sadece cami yok değil mi?
aşevleri var, hamamlar var, birçok aktivite var orada. Şimdi ne kaldı? Bu cumhuriyetle beraber çıplak bir cami kaldı. Onun da içini boşalttılar. Rahmetli Timurtaş Hoca derdi. Yani onun sözünü aktarıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Camilerimiz boş, içindekilerin içi de boş. Camilerimizin içi boş, içindekilerin de içi boş. Şimdi bakıyorsun, adam Müslüman, ya peygamberin çocuklarını say desen bilmez. Peygamberin doğum tarihi, ölüm tarihi bilmez. Hicret desen nedir? Ben birine sordum, peygamber dedim, nereden nereye hicret etti? Dedi ki Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, bilmem ne, saçma saçma şeyler. Şimdi görüyorsun millete mikrofon tutuyorlar. Ya bu bizim rezilliğimiz yani. Gerçek diyorum, adam ne mezhepten haberi var. Ne dört büyük melekleri bilir. Ne dört büyük kitabı bilir. Ya ne iman şartını, ne İslam şartını. Niye okumuyoruz çünkü? Ciddi diyorum, okumuyoruz yani. Ha ne yapacağız? Onun için bir seferberlik. Allah rahmet eylesin. Bizim şu nakışları yapan İsmail amca vardı. Belki eski tanıyanlarınız vardır. Nakkaş İsmail amca. Bir gün burayı nakış yapıyor. İskelede baktım, çarşaflı bir teyze. İsmail amca dedim. Allah rahmet eylesin. Dedim bu bayan kim dedim buradan. O benim dedi hanım. Düşer dedim buradan dedim ya. Ne düşecek dedi, o benim hocamdır dedi ya. Nasıl hocam dedim ya. Bu nakışı o bana öğretti dedi. Sen bir de ona öyle bakma dedi. O dedi Ruhu Furkan tesir var ya Mahmud Efendi'nin. Onun dedi kaç cilt çıkmışsa dedi. 15. cilt. 2-3 defa baştan sonra o seriyi okumuştur dedi. Altını çize size. Ben hocayım diyen kişi onun karşısına çıkıp onunla tartışamaz dedi. Dünyada en bedava şey ilim. Ama okumuyor kimse. Değil mi? Yani bakıyorsun hepimizi, bu telefon hepimizi, hocasını, hacısını, sofisini, mollasını, genci, yaşlısı fark etmiyor yani. Şimdi eskiden hocalar odasına biz otururduk. Herkes tesbihini çıkarır, tarikat dersini ikmal etmeye, itmam etmeye çalışırdık. Ama şimdi bir bakıyorsun, hoca sınıftan çıkarken adımını dışarı attığı gibi elini de cebine atıyor. Acayip bir şey ya. Lan arkadaş, biz sana 15 dakika teneffüs verdik, dinlen. Teneffüs bitiyor, içeri girerken bir adımını içeri, sınıftan içeri atarken öbür elini de cebine atıyor, niye? Telefonu cebine koyuyor. 15 dakika, 20 dakika kafa davul gibi. Lan arkadaş, git abdestini al. Kuşluk vakti güzel kuşluğunu kıl. Değil mi? Bir dinlen yani. Onun için işimiz zor. Ama ne yapacağız? Durmayacağız. Mahmud Efendi Hazretlerimiz derdi ki, gelecek zaman şimdikinden daha iyi olmayacak. Hep insanlık kötülüğe gidecek. Ama siz o kötüler içinde iyilerden olabilirsiniz. Yani biz asıl saadet gibi öyle bir zaman beklemeyelim yani. Öyle mi? 3 sene evvel, 5 sene evvel Gebze Çayırova daha farklıydı. Şimdi daha farklı. Belki 10 sene sonra Allah bilir nasıl olacak. Benim çocuklara diyorum, oğlum öyle böyle sizi yetiştirdik, en azından alnınız secdeye gidiyor. Sizin çocuklarınız ne olacak ben bilmiyorum yani. Ya vallahi bakın, benim deme yani. Benim aileme bir şey olmaz deme. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Cinsiyetini değiştiren gençler, çocuklar ve bunlar dindar ailenin çocukları. E niye? Kainat boşluk kabul etmez kardeş. Sen onu maneviyatla, ilim, irfanla doldurmazsan birileri bir şeyle dolduruyor. Ne yapacaksın? Çocuğu o şeye boğacaksın. Akşamları dediğim gibi kitap okuma saatleri koyacaksın. Çocuğa güzel kitaplar alacaksın. Konudan tutup sohbete getireceksin. İyi arkadaşlar edinmesine sebep olacaksın. Her zaman söylüyorum, İmam Gazali'nin İhya Ulumüddin'de çok güzel bir tespiti var. Diyor ki insanın 3 tane düşmanı var. Birisi şeytan. Auz besmele çekersin kaçar gider. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ezan okunduğu vakit velehu durat. Efendimiz'e ait sözdür bu. Şeytan yellene yellene kaçar. Eûzü billahi mineşşeytanirracim diyorsun. Allah'a sığınıyorsun. Şeytan sana yaklaşamıyor. İkinci şey düşman diyor nefis. O da içten vesvese verir. O da zikirle
etkisiz hale gelir. Üçüncü düşman diyor, Nedim-i Seyyi, kötü arkadaş. Bu var ya, ne ezanla kaçar, ne zikirle tesirsiz olur. Bu kadar insana diyor, kötülük yapan başka bir şey yok. Onun için insan ahirette ya leyteni lem ettehid fulanen halila diyecek. Ah keşke ben onu arkadaş edinmeseydim. O beni aldı götürdü sigaraya başlattı. O beni içkiye başlattı. Ben bu işleri hiç bilmezdim. Şimdi kardeş, öyle olmuyor mu? İnsan arkadaşından etkilenmiyor mu? Sen sanıyorsun ki o çocuk, bak şimdi bizim burada Kur'an kursunda başarılı olan çocuklar sokaktaki arkadaşlarını bırakıp Kur'an kursuna gelen çocuklardır. Ama sokaktaki arkadaşıyla devam eden çocuklar Kur'an kursunda başarılı olmuyorlar. Siz iki tane elmanın, armutun yan yana geldiğinde çürüğü sağlamın iyileştirdiğini, değil mi, sağlam yaptığını hiç şahit olur musunuz? Olmaz. Çürük ama öbürü ne yapıyor? Çürütüyor. Onun için kötü arkadaş. Çocuklarımızı takip edelim. Kimle oturup kalkıyor? Kimle beraber oluyor? Yani aziz kardeşim, karnı doymasa, sırtı giyilmese nasıl dert ediyoruz? Ya biraz da kardeş, maneviyatını dert edelim ya. Benim çocuk vah vah diyor. Geçen Gebze'de yaşandı değil mi? Gideyim. Bunu biz ne diyoruz? Nasıl anlatacağız ya? Türbanlı kadın müdüre ben helal olsun diyorum. Türbanlı kadın kızını öyle müstehcen giydirmiş, okula getirmiş. Müdür ne yapmadı? Almadı. Ya Mahmud Efendi Hazretleri öyle birini görmüş, demiş ki bu kadın kapalı ama bunun içi bunun dışına vurmuş. Bak görüyorsun değil mi? Şimdi bu ne rezilliktir ya? Bu ne rezilliktir yani? Biz kimine şikayet edeceğiz? Bu sokaklara bak ya. Şu Fatih Caddesi'ne bak. Ben iki hafta olmasa bile ayda bir mutlaka Mustafa Paşa'da vaaz ediyorum. Ya arabayı park ediyorum. O meydandan camiye girene kadar vallahi yer yarasa da yere girsek ya. Ne halimiz? Bunlar kimin çocukları? Senin benim çocuğum, komşunun çocuğu, akrabanın çocuğu. Yabancı değil ki bunlar. Yani niye böyle oluyor? Niye? Maneviyatsızlıktan, ilimsizlikten. Şimdi bak, biz çocukları izine göndermişiz. 15 gün kurslar tatil. Bir gelsinler, bunlara cin çarpmış. Öyle. Mesela hafta başı bir gün eve gidiyor ya. Bir gün ona yetiyor, 1,5 gün. Pazar akşamı geliyor. Pazartesi ismini sorsan, ismin ne? Zeynep miydi, Ahmet miydi, karıştırırlar. Kafa gitmiş. Niye? Çünkü 1'e kadar, 2'ye kadar, 3'e kadar elinde telefon, kafa gidik. Pazartesi bitmiş. Salı biraz toparlıyor. Çarşamba, perşembe derken cuma günü zaten tatilinin kokusu gelmeye başlayınca haftada 2-3 günle eğitim vermeye çalışıyoruz. Buna da şükür, ne yapalım? Toparlayacak olursak, burada çok hadis-i şerifler var. Bunları okuyacaktık ama zaman kalmadı. Ama sizden ricam aziz kardeşlerim, yani şunu anlatayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Derda'dan meşhur hadistir, duymuşsundur hepiniz. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, peygamber işittim. Yekul men seleke tarikan yeltebisu fihi ilmen selekallahu bi tarikan ilel cenneh. Kim bir ilim almak için bir yola giderse Allah Celle Celaluhu onun cennete giden yolunu ne yapar? Açar. Ve innel melaikete, burası işte, letadav ecnehatehuma litalebil ilm lirdan bima yada. Diyor ki ilim talep eden, enteresan, ben bunu geçen programda da söyledim. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi ve hocası, şeyhi değil hocası, estağfurullah, Hacı Dursun Efendi, ta talebe, küçük, ilim okumaya gideceği vakit annesi ayakkabılarının altını silermiş. Bak, bir gün dayanamamış, demiş ki ana, ayakkabıların üstü silinir temiz gözüksün diye.
Sen altını siliyorsun. Demiş, sen daha yeni mollasın. Sen bilmezsin evladım ama bil, öğren. Ben niye ayakkabıların altını siliyorum biliyor musun? Çünkü peygamber buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, ilim öğrenmeye gidenin ayakları altına melekler kanatlarını serer. Ayakkabıların altı temiz olsun da meleklerin kanatlarına pis ayakla ne yapma? Basma diye. Ama bak bu hadis-i şerif işte. Ya لَتَضَوْ اَجْنَحَتْهُمَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. Onun için aziz kardeşlerim, çocuklarımızı şer'i ilimlere, İslami ilimlere yönlendirelim. Ha, bulundukları, okudukları başka meslekler varsa o meslekleri de İslami olarak okumalarını ve yarın yetişirse İslami olarak. Mesela sen çocuğunu doktor mu yetiştiriyorsun? Onun beynine şunu nakşedeceksin. Yavrum, haftada bir gün, tanıdığım böyle bir doktor var da onun için söylüyorum. En az bir gün fakir fukara ayıracaksın. Yazıhanene gelen fakir fukaradan para almayacaksın. Başka bir tanıdığım doktor vardı. Adam depo yapmış kendi ofisini. Garip kuraba ilacı veriyor bedava. Ya arkadaş, hep para kazanmak değil ki, dua kazanmak. Değil mi? E şimdi mimar oldun. Ya baktın ki adam, ya kardeşim gece kondu zor şer böyle bir ev yapacak. Ya kardeşim bu adam projesinden para alma ya. Öyle değil mi? Yani cennete kazanmak başka yolları da var bu işin yani. E şimdi ben bakıyorum bazen söylüyorum o talebelere de. Şimdi bize sorsan değil mi, devlet memuruyuz. Şimdi bakıyorsun ara ara haberleri alıyoruz. Değil mi? Sınırda nöbet tutan asker de, subay da. E onun ölüm tehlikesi var. E bizim öyle mi yani? Onun için bedel ödeyeceğiz aziz kardeşlerim. Çocuklarımızı vatan millet için yetiştireceğiz. Dünyalık değil. Şimdi bakıyorsun öyle olmuş ki adam soruyor. Geçen bayağı oldu. 3-5 defa daha söyledim onu burada. Yani şimdi niye kurslarda bile, medreselerde bile adam yetişmiyor? Çünkü bizdekiler de bozuldu. Mesele dünyalık oldu. Çocuk gelmiş, aynı böyle bir yazın, küçücük çocuk, daha ilkokula gidiyor ha. Daha elifba okuyor. Hocasına sormuş ki, kadroya nasıl geçiliyor? Maaş nasıl alınıyor? Öyle. Bir ara işte zaten zıvanadan çıkmıştı. 18-19 yaşında daha yüzünde tüy bitmeyen çocukları kalktılar. Evet, mihraba geçirdiler. Kadro verdiler. E kişiliği oturmamış. E 18-19 yaşındaki bir çocuğun ya konuşmaya gelince işte Fatih de bilmem kaç yaşında İstanbul'u fethetmiş. E o Fatih kim, biz kim ya? Onun için aziz kardeşlerim, çocuklarımızı İslami prensiplere göre yetiştirelim. İlme göre yönlendirelim aziz kardeşlerim. Bu konuda dediğim gibi söylenecek çok şey var ama sizden ricam, yavrularımızı hangi mesleği yapıyorsa, ya bir çocuk bir mesleği yapması İslam'ı öğrenmesine engel değil. Yarın geliyorsun, ya kardeşim bu çocuğa iki tane üniversite bitirtmişsin. Ya bu çocuğa ya ne söz söylerse karısını boşar, bunu öğretmemişsin. Zor bir şey değil ki, al ilmihali oku. Ondan sonra da hocam biz ne yapacağız diyor. E tabi bilmiyorsun, okumuyorsun. Her şeyi öğreniyorsun. Değil mi? Ama bunu öğrenmiyorsun. Ne diyeceksin? Onun için aziz kardeşlerim, yani çocuklarımız da kendimiz de ilme değer verelim. Allah rızası için. Yani tekrar söylüyorum. Akşamları işten geldiğimizde mutlaka ama mutlaka evlerimizde kitap okuma saatlerimiz, akşam vakitlerimiz olsun. Al Ruhul Furkan tefsirini. Ya cuma akşamları toplanın bakalım. Şunu bir okuyalım. Peygamber aleyhisselam kalkmış. Herkes konuşuyor. İleri geri konuşuyor. Yok peygamber efendim Hazreti Ayşe ile kaç yaşında evlenmiş, değil mi? Lan ahmak. Hiçbir şey bilmezsen. Yani şunu da mı bilmiyorsun? Ya peygamberin
o gün evliliği eğer o günkü toplumun eleştireceği bir şey olsaydı Mekke müşrikleri bunda geri dururlar mıydı? Lan peygambere demediklerini bırakmayan o zalimler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günkü toplumun kabul etmediği, insanlığın kabullenmediği bir şey yapsaydı Mekke müşrikleri susar mıydı? Susmazdı ya. O günkü kültürde o vardı. O günkü şartlarda o kız çocuklarının gelişmesi değil mi? Daha farklıydı. O tartışmaya ve o ilmi konuya girmiyorum. Ama netice itibariyle dediğim gibi hiçbir bilgin olmasa bile şu kadar da mı düşünemiyorsun ya? Adam diyor benim kafam karıştır diyor. Senin kafan mı var lan? Senin kafan mı var ya? Niye hiç okumamışsın ki? Hiç kitap karıştırmamışsın ki? Onun için aziz kardeşlerim okuyalım inşallah. Allah Celle Celaluhu kendimizi de çocuklarımızı da ilim sahibi eylesin inşallah. Çok önemlidir. Mahmud Efendi Hazretleri buyururdu ki eskiden derdim ki 90 yaşında olduğum vakit okumayın ama şimdi öyle demiyorum. Gerçekten insan ne üzerine ölürse Allah ona o şekilde muamele eder. Al sırayla başla okumaya. Kurban geldi. Geçen de söyledim kurbanda. Ya millet öyle soru soruyor ki bir tanesine kızdım. Al ilmi hali bak dedim ya. Hep beleşçisiniz. La aç ilmi hali. Ya bu hoca başka diyor, bir hoca başka diyor. Kitap başka demez. Kitap ortada. Al oku. O kadar güzel bilgiler var. Değil mi? Ya işte hocam biz keserken kafasını kaldırdı, vurdu, boynuzu kırıldı. Bu kurban olur mu olmaz mı? Ya bana sorma. İçin rahat etsin. Delilli, kaynaklı al oku. Evimizde kütüphanemiz olsun. Allah rızası için. Adam 30 yaşına gelmiş. Bir kitap okudun mu baştan sona? Okumadı. Bu Kur'an'ın tefsirini şöyle güzel açıklamasını baştan sona okudun mu? Okumadı. Ya adama bir şey diyorsun. Hocam benim aklıma yatmıyor diyor. Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın olayında. İşte Hızır Aleyhisselam küçük çocuğun başını koparması falan. Ya ne diyorsun sen dedim ya. Bunu diyen adamın imanı olmaz ya. Kur'an'da ayet mi ya? Nasıl diyorsun hocam diyor ya. Okumamışsın ki. Kur'an neden bahsediyor? Bir şeyden haberin yok ki. Daha ayetlerden haberi yok adamın. Onun için aziz kardeşlerim. Okumayla başlayan İslam dinine mensup olan biz Müslümanlar okumazsak çok ayıp olur. Tekrar tekrar söylüyorum. Okuyalım. Hafta sonları evet kitap okuyalım. Çocuklarımıza kütüphane oluşturalım. Küçük yaşta şöyle ilkokula başlamadan bile çocuğun böyle bir güzel kütüphanesi oluşmaya başlasın. Küçük küçük kitaplar sonrasında ilerlediğinde devasa evet kitaplara dönüşsün. Kocaman kütüphaneler okumuş olsun inşallah. Allah Celle Celaluhu ilim erbabı olmayı ve ilim erbabı ile beraber ahirette haşr olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Allah Celle Celaluhu Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi ne diyor? Sen mal edinmeye kalkma. Edindiğin o malı sen korumak zorunda kalırsın. Sen ilim edinmeye kalk. Çünkü edindiğin o ilim seni korur. Sen onu korumaz. Bir yerde yanlış yapacağın vakit o bilgi, o birikimin, o ilmin, o irfanın seni engeller, seni korur. Onun için çocuklarımızı da bu şekilde yetiştirmeye çalışalım. Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu hepinizden, hepimizden razı olsun. Bu ilmi, bu irfanı bizlere getiren bugüne kadar alimlerimizden Rabbim razı olsun. Onun için tekrar söylüyorum, çocuğumuz değilse torunumuz. Torunumuz değilse yeğenimiz, yeğenimiz değilse yabancımız fark etmez. İslam'a hizmet edecek mutlaka ama mutlaka birisini yetiştirelim. Arkamızdan dini mübini İslam için hizmet edecek. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar tekrar Rabbim Celle Celaluhu ilim irfan sahibi olmayı hepimize lütfeylesin, ihsan eylesin. Ve sallallahu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.